Değerli izleyicilerimiz, ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, Almanya Duisburg'da geçtiğimiz günlerde akıl almaz bir olay yaşanmıştı. Bildiğiniz üzere daha 13 yaşındaki Emir Han iki tane polis tarafından bir seçim afişini yırttığı gerekçesiyle 13 yaşında bir çocuk polisler tarafından yere yatırıldı. Polisler daha 13 yaşındaki Emir Han'a kelepçe taktı, ters kelepçe yaptı. Bu işkence, bu zulüm Duisburg'da bulunan vatandaşlarımız tarafından protesto edildi. Vatandaşlarımız polisin bu akıllara durgunluk veren vahşetini kınadı. Bununla ilgili olarak da açıklamalar var. Hemen onları sizlerle paylaşacağım. Bakalım neler söyleniyor. 13 yaşındaki Emir Han için ailesi Duisburg Franz Lenz Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Çoğunluğu Türkiye kökenli yaklaşık 100 kişi Altıntaş ailesine destek için meydanda toplandı. Baba Ersen Altıntaş'ın basın bildirisini Çocuğumu Kurtar Derneği Başkanı Sayın Mehmet Kurulay okudu. Bildiride şunlar söylendi. Bakın. Alman Anayasası'nın 1. maddesine göre insan onuru ve haysiyeti dokunulmazdır. Tüm devlet erki ona saygı göstermek ve onu korumakla yükümlüdür ibaresi yer almaktadır. 13 yaşındaki oğlum iki tane polis memuru tarafından en ağır suçlulara yapılan müdahaleyle anayasal hakkı olan onurunu ve gencecik bir delikanlının duygularını, hayallerini ayaklar altına aldılar. Görüntülerde olduğu gibi hiçbir silahı olmayan, daha önce polis ekiplerince üstü aranıyor, üzerinde bir şey olmadığına kanaat getirilerek, üzerinde hiçbir şey olmadığına emin olunarak 13 yaşındaki oğlumu vahşi bir şekilde yere atıp dizleriyle boynuna, bacaklarına ve sırtına basarak müdahale ediliyor. Bu korkunç görüntüleri Rabbim kimseye yaşatmasın. Arkadaşlarıyla şakalaşırken düşmemek için oğlum seçim afişine tutunuyor. Tutunurken maalesef seçim pankartı zarar görüyor ve düşüyor. Bunu gören kişi polise ihbar ediyor. Kısa bir süre sonra polis ekibi intikal ediyor. Oğlumun üzerine arıyorlar. Daha sonra evine götüreceğiz diye polis otosuna sürükleniyor. Oğlum bunun üzerine korkarak bir adım geri çekiliyor. Evine götüreceğiz diyorlar. Video görüntülerde olduğu gibi 13 yaşındaki çocuğu polis memuru tarafından hayatı boyunca unutamayacağı bir travmanın içerisine sokuyorlar. Bakın ve şunu söylüyor. Duisburg Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürünü, Milletvekillerini ivedilikle göreve davet ediyoruz. Bu olayın üzerine gidilmesi için temel hakkımız olan tüm hukuki şartları vesaireyi yerine getireceğiz diyor. Şimdi pek çok sivil toplum kuruluşundan da tepki var. İslam Toplum Milli Görüşü'nden Düsseldorf Bölge Başkanı Sayın Bayram Kılıç'tan açıklama var. Ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızdan da Almanya'da açıklama var. Şimdi arkadaşlar. Hangi seçim pankartı, hangi seçim afişi bu delikanlının, bu gencin, daha 13 yaşındaki evladımızın onurundan, bu psikolojisinden daha önemli? Sizin de seçim pankartınız da yerin dibine batsın. Bak sizin de, siz de batın. Bunu yapan polislere söylüyorum. Sizin seçim pankartınız da yerin dibine batsın. Daha 13 yaşındaki bir çocuğa, çocuğu hayatı boyunca unutamayacağı bir psikolojinin, bir travmanın içerisine soktunuz. Bu ailenin, annenin, babanın yerine kendinizi, lütfen kendinizi sokun. Ben de bir babayım. Benim de çocuğuma, benim de evladıma bunu yapsalar bunun 10 katını yaparım. 13 yaşında ya. Nasıl bir tehlike var? Üzerinde ne var? Bomba mı var? Tüfek mi var? Silah mı var? Roket mi var? Ne bileyim ne var bu çocuğun üzerinde? Şimdi polisler çıkıp açıklama yapacaklar. Ben size söylüyorum bak açıklamayı şöyle yapacaklar. Polise mukavemet gösterdi. Polise karşı koydu diyecekler. 13 yaşında.
Görüntüleri görüyorsunuz. Fotoğrafları, görüntüleri veremiyoruz. Yasak geliyor çünkü videoyu kaldırıyorlar sonra. Fotoğraf veriyorum. Daha 13 yaşında. Ne yaptı bu çocuk? Ne yaptı? Polise mi vurdu? Polise küfür mü etti? Ne yaptı bu çocuk? Ne yaptı kardeşim? Hani insan hakları, hani demokrasi, hani hukuk, hani anayasa? Bunların elinde oyuncak olmuş. Bu polisler gibi daha önce de pek çok vatandaşımıza benzerini yaptılar. Belçika, Bruges'da. Yine ben haberini yapmıştım, hatırlayanlar vardır. Gurbetçi bir ailenin çocuğu parkta oturuyor, polis geliyor, ağzını burnunu kırıyorlar. Sonra gidiyorlar polisler, olay büyüyünce, Allah'tan çocuklar görüntüleri çekmişti, görüntüleri yayınladık o zaman. Şimdi yayınlayamıyorsun da yayınlarsan videoyu kaldırıyorlar. Veremiyorum onun için. Polisler demiş ki bize saldırdı, görüntülerde var, çocuklar oturuyorlar orada, hiçbir şey yapmıyorlar. Polis, bir tane dangalak polis geliyor, ağzını burnunu kırıyor, şiddet uyguluyor. Çocuklardan bir tanesi de bu sırada durumu hani kardeşlerden bir tanesi yapmayın etmeyin, ayağa kayıyor. Polisin üzerine doğru düşüyor, ayağa kayıyor, yerler ıslak. Sonra çıkıp diyorlar ki Belçika'da polise saldırdılar diye. Böyle de alçak, ucuz savunmalar yapıyorlar. Alçak ve ucuz. Bak, Alman polisi de aynı. Bak, Alman polisi 13 yaşındaki bir çocuğa, bak şimdi, ya şimdi fotoğraflar aynı zamanda benim bilgisayarımın önünde, şu arkada görmüş olduğunuz fotoğraf. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ne yaptı kardeşim be? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Sonra da diyorlar ki Fatih Bey eleştiriyor. Ne yapayım kardeşim? Alkışlayayım mı? Ne yapayım? Hadi gelin siz konuşun. Alkışlayayım ben. Yanlış nerede olursa olsun, nerede yapılıyorsa yapılsın, yanlışsa yanlış diyeceğiz arkadaş. Bak, yanlışsa yanlış diyeceğiz. Ne yapalım? Ne yapacak? İdam mı edecekler beni? Bir tek Allah'a can borcumuz var. Çok şükür başka da bir şeyimiz yok. Hani bir laf var ya. Demirden korksak trene binmeyiz. Arkadaşlar, her şeyin bir bedeli var. Konuşmanın da bedeli var. Konuşuyoruz. Yani ben bu görüntüleri izlediğimde kendimi bu çocuğun babasının yerine koydum. Bu Emirhan'ın. Emirhan'ın babasını, annesini, ailesini ve Emirhan'ın psikolojisini bir düşün bakalım. Ha, atlatacaklar Allah'ın izniyle, bir sorun yok. Ama göreceksiniz, polislere hiçbir şey olmayacak. Diyecekler ki bize verilen eğitimde bu yasal. Öyle diyecekler. Bak, önümüzdeki günlerde açıklama yapacaklar. Ben size söylüyorum. Hiç takip etmenize gerek yok. Bunlar böyle hokkabaz. Bak, bunlar böyle hokkabaz. Ha, işini dürüst yapanlara, polislere asla bir şey söylemiyoruz. Saygı duyuyoruz. Ben çürük elmaları anlatıyorum. Koskoca bir polis teşkilatını karalamıyoruz tabii ki. Almanya'nın. Ama görüyorsunuz bu görüntüler, bu Allah'tan video görüntü var. Bak, kameraya çekmeseler, çok samimi söylüyorum size, çekenden Allah razı olsun, çekmeseler Emirhan'ın yediği bu karşılaştığı muamele yanına kalacaktı yani. Geldi anlat. Emirhan durumunu babasına bile anlatamazdı. İnanmazlardı. İyi ki çekmişler. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altına yazın arkadaşlar. Yazın. Ne düşünüyorsunuz? İzlemek yetmesin. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Lütfen görüşlerinizi de paylaşın. Arkadaşlar, beni yurt dışından izleyen tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir müjdeyi vereceğim. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız, Türkiye'de geçmişte sigortanız olsun olmasın hiç önemli değil, Türkiye'de emeklilikle ilgili büyük bir müjdeyi açıklayacağım şimdi. Kıymetli izleyicilerimiz, geçtiğimiz günlerde ben İstanbul'a gittim. İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız nasıl emekli olabilir dedim. Kendisi bana şunu söyledi. Dedi ki 2019'da bir yasa çıktı. Pek çok yurt dışında yaşayan vatandaşımız ben nasıl olsa Türkiye'de emekli olmam diyerek bu emeklilik defterini kapattı dedi. Ama dedi yanlış yapıyorlar.
Ali'den duymuş, Veli'den duymuş, yok bilmem kimden duymuş, çok para ödeyeceksin, bir daha emekli olamazsın, emeklilik yok, iptal falan, böyle şeyler. Yok böyle bir şey. Bak böyle bir şey yok. Şimdi eğer yurt dışında yaşıyorsanız, yaşınız kaç olursa olsun, 30, 40, 50, 60, hiç fark etmez. Lütfen anlatacaklarımı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Özgür Bey'in söylediği şu. 3500 euro devlete ödeyerek emekli olan da var, 5 de var, 30 da var, 40 da var, 10 da var, 50 de var. Ama vatandaş önce durumunu öğrenecek. Yani nasıl emekli olacağının bir röntgeni çekilecek. Kaç para ödeyecek, kaç yaşında emekli olacak, kaç yaşında kaç para maaş alacak? Bunun yanı sıra bedavaya Türkiye'ye gittiğinde sağlıktan nasıl yararlanacak? Bunların hepsini bilmesi lazım vatandaşın. Bunları bilmeden ahkam kesiyorlar. Yok işte Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Yok bunları unutun. Şimdi beni dünyanın neresinde olursanız olun eğer izliyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Önce emeklilik planlamasını yaptıracaksınız. Nasıl yaptıracaksınız? Ekranın altında bir numara görüyorsunuz. Artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattına şunu yazıyorsunuz. WhatsApp hattı bakın. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Ve emekli maaşına giden yoldaki ilk adımı atıyorsunuz, yola çıkmış oluyorsunuz. Şimdi yazdınız emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Hemen arkadaşlarımız size cevap verecekler. Ve sizinle Özgür Bey'e bir randevu ayarlayacaklar. Nasıl görüşeceksiniz? Mesela Almanya'dasınız, Özgür Bey Türkiye'de. Fransa'dasınız, Hollanda, Amerika, Kanada, Japonya hiç fark etmez. Özgür Bey'le randevu tarihiniz, gününüz geldiğinde cep telefonunuzdan görüntülü bir şekilde, canlı bir şekilde Özgür Bey'le görüşeceksiniz. Bu ilk randevu. Özgür Bey'e sormak istediğiniz sorular varsa hepsini soracaksınız. Onun size soruları olacak, onları soracak size vesaire. Ardından 3-4 gün sizin için özel bir çalışma yapacak. Nasıl emekli olacaksınız? En kolay, en ucuza nasıl emekli olursunuz? Bütün bunları çıkartacak. Sonra yeniden bir termin randevu yapılacak. Bu randevu da Özgür Bey'le yine canlı, yine görüntülü olarak cep telefonunuzdan koyacaksınız, önünüze konuşacaksınız. Özgür Bey'i görerek sohbet edeceksiniz. Özgür Bey tüm bilgilerinizi verecek. Nasıl emekli olacağınızı, ucuza nasıl emekli olabileceğinizin formüllerini çıkartacak. Ve eğer emekli olmaya karar verirseniz Özgür Bey sizin tüm müracaatlarınızı yapacak, SGK'ya dilekçelerinizi verecek, tüm formları dolduracak. Size emekli maaşınız bağlatana kadar tüm takipleri yapacak, tüm işleri yapacak. Sizin Türkiye'ye gitmenize falan gerek yok. Ben bunları tabii konuştum, anlattım. Beni izleyenler var. Videonun altına da bu o röportajımızın linkini koyuyoruz. Lütfen izleyin. Özgür Bey'e dedim ki, Özgür Bey geçmişte bu işler için vatandaştan çok paralar alındı. İki kişinin yemek parasına bu işi lütfen yapın dedim. Sadece iki kişinin yemek parasına. Özgür Bey de sağ olsun beni kırmadı. Dedi ki sadece 120 euroya danışmanlığınızı verecek, işlemlerinizi yapacak, emekli maaşınız bağlanana kadar her şeyi kendisi yapacak. Ek hiçbir ücret yok. Sadece 120 euro. Siz şimdi WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazdığınızda hemen arkadaşlarımız size bir hesap numarası atacak. Bu hesap numarasına 120 euroyu yatıracaksınız. Makbuzunu yine WhatsApp'tan bu numaraya atacaksınız. Hemen randevunuz oluşturulacak ve emekliliğe ilk adım atacaksınız. Hanımlar, şimdi burayı lütfen siz iyi dinleyin. Hanımlara bir ayrıcalık var, indirim var. Hanımlar eğer eşleriyle beraber, yani kocanızla beraber emeklilik danışmanlığı alırsanız 60 euro ödeyeceksiniz. Ama eşinizle beraber tek alırsanız 120 euro. Karı koca birlikte emeklilik danışmanlığı alırsa sadece 180 euro ödeyecek. 240 değil. Ha, tek kişi alırsa 120. Ama karı koca birlikte danışmanlık alırsa 180 euro ödeyecek. Hanımlara 60 euro eşiyle beraber alırsa. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Özellikle çocuğu olanlar, Türkiye'de askerlik yapanlar, bak yaşınız kaç olursa olsun bu fırsatı kaçırmayın. Gençler, hem kendiniz için emeklilik planlaması yaptıracaksınız. Gelecek planlaması bunun adı. Geleceğinizi planlayacaksınız. Her şeyinizi öğreneceksiniz.
Sakın kaçırmayın. İşte ben 30 yaşındayım, 40 yaşındayım. İşte emekliliğe daha çok var. Değil. Bak, planlamayı yaptırın. Ne yapacağınızı bilin. Geleceğinizle ilgili bir adım atıyorsunuz. Anneniz için, babanız için gençler mutlaka bu danışmanlığı alın. Sadece 120 euro. Nereye harcamıyoruz ki? Gidelim bir dönerciye oturalım. İki kişi zaten 120 euro veririz. Sıradan bir restoranda 120 euro. Siz kendinize yatırım yapıyorsunuz. 120 euro, bak, 120 euro ile geleceğinize yatırım yapıyorsunuz. Benden size söylemesi çok kısa bir süreliğine, Emekli TV'nin çok büyük bir kampanyası, sınırlı sayıda kişi için yapılıyor. Kaçırmayın. Bu şanslıların içerisine siz de girin. 120 euro nereye vermiyoruz? Ne kaybedeceğiz? Nereye vermiyoruz ki 120 euro? Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Belçika, Avusturya, Finlandiya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Suudi Arabistan, Katar, aklınıza neresi gelirse gelsin. Bak, bütün ülkeler, daha sayamadığım İspanya, İtalya, hepsi arkadaşlar. Nerede yaşıyorsanız yaşayın. Aşağıdaki numaraya hemen şimdi, bak, fırsatı kaçırmayın. Beklemeyin, bekleyecek bir şey yok. 120 euro. Neyi bekleyeceksin? Bugün Türkiye'ye gitsen uçak parası 500-600 euro. Danışmanlığı alıyorsun, her şeyi öğreniyorsun. Emeklilik müracaatın yapılıyor. Maaşın bağlanıyor. Daha ne olsun yani? Daha ne yapalım? Evet, +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattına yazıyorsunuz. Kaçırmayın. Sizden ricam şu arkadaşlar, tek bir ricam var. Lütfen bu videoyu, bu telefon numarasını eşinize, dostunuza, iş arkadaşınıza, komşunuza, akrabalarınıza hemen gönderin. Bak, beklemeyin. Sınırlı sayıda dolar dolduktan sonra da Fatih Bey, fiyat yükselmiş, biz yaptıramadık, bilmem ne yok. Bak, söylüyorum peşin peşin. Şimdiden hayırlı olsun, çok sayıda vatandaşımızın işlemleri devam ediyor. Emekli maaşı alanlar var, hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden müracaat edenlere bu fırsatı kaçırmadıkları için teşekkür ediyorum. Kısa bir süre, çok kısa bir süre, sakın kaçırmayın. Benden size söylemesi, görüşmek üzere, hoşça kalın.